Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere saksıda yetiştirebileceğiniz tıbbi ve aromatik bitkilerden birkaçını örnek vereceğiz. Ve bunların şifalı faydalarını, özelliklerini ve kullanımlarını da kısaca anlatacağız. Arkadaşlar, saksıda birçok bitki yetiştirilebildiği gibi tıbbi ve aromatik bitkileri de yetiştirmemiz mümkün. Çok rahatlıkla, az bir bakımla yetiştirmek lazım. Yetiştirirken bazı püf noktaları var. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Şimdi hangi bitkileri yetiştirmemiz gerekiyor? Saksıda verimli bir şekilde yetiştirebileceğimiz bitkilerden biri biberiye. Evet arkadaşlar, yaklaşık 2 yaşında saksıda oldukça büyümüş ve bir ağaç kıvamına gelmiş durumda, çiçeklenme de gözüküyor gördüğünüz gibi. Biberiye bitkisini yetiştirmek oldukça kolay. Bir saksınızda bu şekilde biberiye varsa arkadaşlar, alacağınız herhangi bir dalını şu şekilde, dal parçasını alıyoruz ve alt kısmındaki yapraklarını alıp bunu diktiğinizde çok rahatlıkla köklenerek yeni bir biberiye bitkisi elde edebilirsiniz. Hem bahçenizde hem de saksınızda bu bitkiyi yetiştirmeniz mümkün. Biberiye çok fazla güneş isteyen, haftada 2 ve 3 defa sulanması gereken bir bitki. Bu şekilde bu bitkiyi yetiştirebilirsiniz. Arkadaşlar, bunun faydalarını nasıl kullanıldığında yine diğer bitkilerimizi tanıttıktan sonra kısaca anlatacağız. Hemen yanında lavanta bitkisi var. Şu anda mis gibi kokusunu alıyoruz. Lavanta da saksıda yetiştirilebilecek önemli tıbbi aromatik bitkilerden biri. Birçok kozmetik ürününde kullanıldığı gibi yapraklarının şifalı özelliği de var. Bakın arkadaşlar, bu yağ oranı yüksek olan Angustifolia türünden, Lavandula Angustifolia türüne ait saksıda yetişmiş durumda ve oldukça büyük. Yine bunu da alacağımız herhangi bir dal kısmı, yani çelikle şu şekilde çoğaltmamız mümkün. Toprağa bunu dikiyoruz ve kısa sürede bu da yetişebiliyor. Çoğaltılması da bu kadar basit. Adaçayı müthiş bir bitki. İnsan bağışıklığı için çok önemli ve çayı çok lezzetli, çok da makbul. Arkadaşlar, bu bitkiyi de saksıda rahatlıkla yetiştirebiliriz. Ada çayını da tavsiye edeceğimiz bitkilerden biri. Faydalarını an sonra anlatacağız. Ve diğer bir bitkimiz hemen şu tarafta, tıbbi nane. Evet arkadaşlar, tıbbi nane de çelikle en rahat yetiştirilebilen bitkilerden birisi. Çok rahatlıkla bunu, bakın hemen saksıya dikmiştik, kökleri yayılarak oldu, saksıyı kaplamak üzere. Bu tıbbi naneyi de rahatlıkla saksıda yetiştirmemiz mümkün. Bunun da birçok faydaları mevcut. Ve son olarak şu ileride, evet, limon otu dediğimiz oldukça faydalı ve limon aromasına benzer yapısıyla yetiştirebileceğimiz limon otu. Değerli dostlar, saksıda yetiştirebileceğiniz tıbbi ve aromatik bitkilerden bazı örnekler, bunun yetiştiriciliği ile ilgili kısaca bilgiler sunmuştuk. Şimdi de bu bitkilerin kullanımı ve faydaları hakkında bilgiler aktaracağız. Arkadaşlar, lavanta bitkisi. Lavanta gerçekten çok hoş bir kokuya sahip bir bitki. Lavanta bitkisi arkadaşlar genel olarak yağ kullanılıyor. Kozmetik sanayinde çok makbul. Aynı zamanda bu yağ elde edildikten sonra şifa niyetine de kullanılmakta. Yaprakları kurutulup şifalı çay şeklinde de tüketimi yaygın. Ve bu şekilde tüketildiğinde özellikle anksiyeteye ve uykusuzluğa çok iyi geldiği biliniyor. Yine sindirimi düzenliyor. Lavanta yapraklarıyla yapılan çay hücre hasarını onarıyor. Ve saç sağlığı için de bu bitki hem haricen hem de dahilen içilerek kullanılır. Bu şekilde şifalı özellikleri var. Diğer bir bitkimiz nane. Yetiştirilmesi oldukça kolay olan ve menta içeriğiyle çok şifalı bir bitki. Bu da birçok ürünün yapısında bulunuyor. Diş macunundan tutun, sakız gibi ürünlerin yapısında bulunabilen bir özellikte. Nanenin de şifalı özellikleri var. Hem taze yaprakları hem de
kurutulmuş yapraklarıyla şifalı çay yapılıyor. Ve özellikle doğal bir uyarıcı olarak zihni etkinleştirir. Mide bulantısı, şişkinlik gibi hazımsızlık durumlarında bu nane çayı içilebilir. Aynı zamanda soğuk algınlığı, hastalıklarına karşı yine nefes darlığı sıkıntılarını gidermede nane yapraklarından yapılan çay tüketilebilir. Ve vücut bağışıklığını güçlendiren ada çayı. Ada çayı da çelikle çoğaltılması yapılabiliyordu. Ve bu bitkinin yaprakları hem taze hem de kurutulmuş halde şifalı çay şeklinde kullanılıyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren, sindirim sistemini de rahatlatıyor. Mide ve bağırsak sıkıntılarını gidermek için bu çay kullanılır. Bir diğer önemli özelliği menopoz halindeki kadınların ruh sıkıntılarını da bu çay gidermekte. Aynı zamanda ağız yaraları için gargara olarak kullanılır. Fazla terlemeyi de engelleyecek bir yapıda yaprakları bu şekilde kullanılıyor. Hemen şurada az bilinen ve üretimi de az yapılan limon otu. Bu limon otu Melisa değil arkadaşlar. Farklı Aloysia tripilla bilimsel ismiyle tanıyabiliriz. Limon otu da ateş düşürücü ve sakinleştirici bir yapıda. Hazımsızlık ve sindirimi rahatlatmada kullanılır. Yüksek bir antioksidan kaynağı. Çayını yapıp demlediğinizde limon aromalı ama ekşi olmayan bir yapıda ve bu şekilde şifalı bir bitki. Biberya bitkisi de değerli dostlar yine yetiştiriciliği çok kolay yapılabilen, çok hızlı büyüyebilen rozmarya olarak da bilinen bir bitki, işte pembe yapraklı çiçekleriyle. Biberyenin de sindirimi kolaylaştırıcı bir yapısı var. Gaz ve şişkinliklere karşı kullanılıyor. Özellikle konsantrasyon ve zihin sağlığı için çok faydalı. Alzheimer tedavisinde de kullanılıyor. Yani zihni zinde tutan bir yapıda. Kolesterolü düşürüyor yapraklarıyla yapılan çay. Aynı zamanda değerli arkadaşlar hafızayı müthiş derecede güçlendirme özelliğine sahip. İşte saksıda rahatlıkla bu 5 tıbbi ve aromatik bitkiyi yetiştirebilir ve çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Şifalı etkilerinden faydalanabilirsiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.